Yarın öden önce yok. Biliyorsunuz kademeli normalleşmeden sonra aşılama çalışmasının da hızlanmasıyla ülkemizin gerek Sinovac gerekse BioNTech aşısını yeterli miktarda ülkemize temin ettikten sonra vatandaşlarımız da özellikle yaz aylarının getirmiş olduğu aktivitelerden dolayı nişan, kına, düğün benzeri bir takım etkinlikler, konferans, toplantı gibi buluşmalardan sonra vaka sayılarının arttığına şahit olduk. Özellikle Elazığ'ımız için söylemek gerekirse 4 Temmuz'da 20 olan vaka sayısı bugün dün itibariyle 200'ün üzerine çıktı. Vatandaşlarımızdan istirhamımız şu, pandemi sürecince 1,5 yıldır, 2 yıla yakındır vatandaşlarımız bir takım özgürlüklerinden, hareketlerinden kısıtlamalar yaptılar. Fedakarlık gösterdiler. Bu süreçte her ne kadar vaka sayısı kademeli normalleşmeden sonra o miktar, o civarda azalmış ise de vatandaşlarımızın artık pandemi bitti, koronavirüs sona erdi gibi bir düşünceyle eski hayatına tamamen dönmüş olması mutlaka sıkıntı yaratacaktır ve yarattı da malumunuz, siz de söylüyorsunuz. Vatandaşlarımızın bu süreçte biraz daha tedbirlerini elden bırakmaması, hijyen, mesafe ve maske kurallarına uymaya devam etmesi kendileri açısından da önem arz edecektir. Aşılama çalışması derken ilimizde 445 bin aşılama hedefinin şu ana kadar birinci doz aşıda 147 binlik bir rakama ulaştık. İkinci doz aşıda ise yani toplamında toplamını vermek gerekiyorsa %53'lük bir aşılama çalışması gerçekleşti. Özellikle üçüncü doz aşı ki çok önemli malumunuz onda da şu anda çok düşük seviyedeyiz. Yani hangi rakamı konuşursak konuşalım Elazığ'ımızda aşı noktasında aşılama noktasında vatandaşlarımızın çok istekli olmadığını görüyoruz. Tabii Dünya Sağlık Örgütü bu aşılarla ilgili zaten kararlarını vermiş durumda. Akredite olan, geçerli olan aşılar vatandaşlarımızın hiç çekinmeden, bir kuşkuya kapılmadan aşıların olmasını ben tavsiye ediyorum. Malumunuz bu özellikle yoğun bakım ve entübe olan hastalar içerisinde %90'ın üzerinde aşısı olmayan, aşısı yapılmayan hastalardan müteşekkil durumda. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz şu, aşı konusunda çekingen davranmasınlar. İkincisi mutlaka aşılarını yaptırsınlar. İsimlerine tanımlanmış olan aşılar mutlaka yapılmalı. Aşı noktasında sağlık müdürlüğümüz, sağlık personelimiz tam kadro bir şekilde çalışıyor. O noktada bir eksiğimiz yok. Vatandaşlarımızın da bu anlamda istek duyması gerekiyor. Yaz aylarında biraz daha bu mobilizasyon konusuna dikkat etmemiz lazım. Mesafe konusuna dikkat etmemiz lazım. Maalesef çarşı ziyaretlerimizde gördüğümüz gibi 10 kişiden şu anda 2-3 kişi ancak maskeli olarak görüyoruz. Bu son derece yanlış ve vatandaşımızın kendisine olumsuz olarak dönecek bir davranış olarak gözüküyor. İnşallah vatandaşlarımız, Elazığlı hemşehrilerimiz biraz daha bugüne kadar yapmış oldukları tedbirleri devam ettirirlerse vaka sayımız Temmuz'un başına göre yükselmiş ise de inşallah düşüşe geçecektir diye düşünüyoruz. Ama böyle devam ederse biraz önce sizin de söylediğiniz koronavirüsün ilk başlarındaki bu kapanma sıkıntısına tekrar dönülebilir. Ona ben tabii ki biz karar vermiyoruz ama sayı çünkü şu anda yükseldi. Delta varyantı gibi bir gerçek de var. Vatandaşlarımızdan istirhamımız aynı şekilde tedbirlerine devam etmesi. Yani şöyle, zaten salgın hastalık malumunuz bir başladı mı her tarafta görülebilen bir hastalık. Delta varyantı elbette Elazığ'da da var. Bunu gizlemenin bir anlamı yok. Çünkü koronavirüs tedbirlerden güçlü değildir. Bunu her zaman söylüyoruz. Vatandaşlarımıza istirhamımız şu. Ya bu süreçte olayın yeni başındaymış gibi vatandaşlarımızın titizlikle kurallara uyması gerekiyor. Az bir gevşetme gerçekleştiğinde malumunuz vaka sayısı da yükseliyor.
Ben bu süreci vatandaşlarımızın bahsettiğim kuralları da harfiyen riayetle atlatacağını düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü bu aşılarla ilgili açıklamasını yapmış ve dünyanın birçok yerinde insanlar bu aşıyı olmuşlar. Bugün nüfus planlamasında, nüfus artış hızında bizden geride olan ülkeler dahi bu aşıyı olmuş ise bizim bu noktada, yani artış hızımız biliyorsunuz fazla. Nüfus planlamasında sayı olarak daha fazlayız. Bu şartlar altında bizim de olmamız gerekiyor. Vatandaşların bu dışarıdan gelen işte doğruluğu, gerçekliği tespit edilmemiş, teyit edilmemiş bilgilere inanmamaları ve bilimsel bilgiye itibar etmeleri önemlidir. Kendi sağlıkları açısından önemlidir. Çünkü aşısızlığın sonuçlarını zaten vaka sayılarındaki hastalar ortaya koyuyor. Onun için vatandaşlarımızdan istirhamımız hiç çekinmeden bizim olduğumuz gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın en başta olduğu gibi aşılarının olunması.